Evet hadi ama duruşunu değiştir. Çektin mi? Böyle bir tane daha çeker misin? Çok iyi, birkaç poz daha ver. Hadi çekiyorum. Şimdi duvara tırmanırken poz veriyorum. Harika. Hashtag tırmanışçı smile gibi bir şey olabilir. Tamam. Aa, oradan ne alacağımı unuttum. Bana hatırlatır mısınız lütfen? Gigi spor salonundan. Oyun parçaları. Tamam hemen getireceğim. Oyun parçaları. Gigi aklında tut. Evet spor salonundan oyun parçalarını getireceksin. Tamam spor salonuna git ve oyun parçalarını getir. Hadi ama bir tane daha çek. Tamam, bütün kızlar bunu beğenecek. Çektin mi? Gerçekten beni beğenirler mi? Kesinlikle eminim. Ah, şimdi topu döndürürken çeksene. Tamam, yeterince fotoğrafını çektim. Şimdi sıra bende. Benim fotoğraflarımı çek. Tamam ama lütfen havalı pozlar vermeye çalış. Şörtümü çıkarsam nasıl olur? Hey, sen ne diyorsun? Çıplak fotoğraf çektirmek mi istiyorsun? Evet, böylece kaslarımı herkes görebilir. Öyle olsun. Bence çıplak fotoğrafını çekemeyiz. Sen öyle kal. Havalı pozlar vermeye tamam, çalış. Tamam, hadi öyle olsun. Harika, tamam. Hadi devam et. Farklı pozlar da ver. Çok iyi gidiyorsun. Havalı olacak. Vay canına, basketbolcular havalı fotoğraflar çekiliyor. Kızlara anlatmam lazım. Hey kızlar, siz derste sıkılırken burada önemli bir şey oluyor. Basketbolcular çok yakışıklı selfie'lerini çekiyorlar. Gerçekten de çok eğleniyor olmalılar. Hadi ama bros, birkaç poz daha vermen lazım. Yeterince olmadı. Sence bu poz nasıl? Havalı. Dur biraz, ben de buraya tırmanmak istiyorum. Hadi şimdi böyle fotoğrafımı çeker misin? Hey Gigi, hadi ama biz de bunu görmek istiyoruz. Doran, bağırmayı bırakın. Biraz sessiz olun. Yeter ama kızlar. Onları ilk önce kim gördü biliyorsunuz değil mi? Eğer şimdi onlar fotoğraf çekimi yaparken hep birlikte izlemeye çalışırsak bizi fark ederler ve bu çok kötü olur. Hep birlikte izlemeyeceksin. Şimdi onların yanına gideriz ve onlara senin az önce onları gözetlediğini anlatırız. Tamam anladım ama diğer kızlara bundan bahsetmek yok. Her şey aramızda kalacak. O zaman gidip birlikte izleriz. Harika. Smile, iki topla birlikte havalı bir fotoğrafımı çeksene. Tamam, bu şekilde devam et. Bence gerçekten çok iyi gidiyorsun. Biraz daha çekelim. Kızlar, bizim de onların fotoğrafını çekmemiz lazım. Çok yakışıklılar. Havalı pozlar veriyorlar. Marusya, sen ne diyorsun? İyi misin? Sessiz ol, yoksa şimdi gider onlara her şeyi anlatırım, tamam mı? Tamam Marusya. Kızlar, şimdi ne yapacağız söyleyin. Sırada dans ve antrenman var. Neden böyle bağırıyorsun? Nastya, çünkü çok egzersiz yapman lazım. Artık tek bir dersi bile kaçırmayacaksın. Arkadaşlar, benim hatam değil. Dinle, eğer ben senin yerinde olsam sessiz olurdum. Senin hatan evet, değilmiş. Sadece senin yüzünden telefonlarımızı aldılar. Evet, senin yüzünden çantalarımızı kontrol ettiler. Olamaz. Neyse ki yanımda sigara falan yoktu. Patrick, benim sigaralarım nerede hemen söyler misin? Sigaralarım müdür görmesin diye çöp kutusuna atmak zorunda kaldım. Patrick, hangi çöp kutusuna attın? Müdürün odasındaki çöpe. Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Çöpün içi boştu. Oraya attığını anında fark müdürün edecek. Müdürün odasına git ve sigaraları getir. Gidin onları kendiniz alın. Arkadaşlar, bağırmayı bırakın. Yoksa şimdi müdür gelecek ve bize kızacak. Çok ses yapıyorsunuz. Sessiz olun. Evet. Biz sporcuyuz ama şimdi sürekli içtiğimizi düşünüyorlar. Sporcu olmanız umurumuzda değil. Sigaralarımı geri almam lazım. Bunu senin kendin yap. Sorunun. Hey. Hey. Beni dinle Artem. Bizi takip etmeyi bırak. Sadece bize sorun çıkartıyorsun. Evet Artem. Gerçekten de bizden uzak durman biz lazım. Biz senin gibi sorunlu insanlarla takılmak istemiyoruz. Öyle mi? İnanamıyorum. Bu söylediklerinizi çok pişman edileceksiniz. Olamaz kızlar. Benim uyumam lazım. Diana, tamam o zaman antrenman bitince hemen eve gidelim. Öğretmene ne söyleyeceğiz? Bir şey uydurmanız lazım. Ne uyduracağız? Kızlar bakar mısınız? Bu ne anlama geliyor? Aa hey amigo kızlar, merhaba, demek buradasınız. Nasıl gidiyor? Kızlar hiçbir şey anlamadım. Bu bir şaka falan mı? Neler oluyor? Hadi artık buradan gidelim. Antrenmana başlamamız lazım. Evet hadi. Kızlar biraz çekilin de buradan gidelim. Evet, kalçalarınız önümüze geliyor. Kızlar burada ne yapıyorsunuz çok merak ettim. Bu şekilde kimi gözetlemeye çalışıyorsunuz? Sana söyleyemeyiz. Tamam kızlar hadi gidelim. Bu çok tuhaf. Basketbol oyuncuları da burada. Neler oluyor anlamadım. Evet ben de anlamadım. Ne var? Burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Çok iyi oldu. Aa merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Smile, söyler misin neler oluyor?
Antrenmanınızı ne zaman bitirdiniz? Antrenmanımızı biraz önce bitirdik. Arkadaşlar burada üç kız sizi gözetliyor. Antrenman sırasında da bu şekilde sizi mi izliyorlardı? Farklı değilsiniz ama biz kapıdan içeri girdiğimizde bu üç kız kalçalarını uzatmış size bakıyordu. Julie Marussia Cici sizi izliyordu. Siz ciddi misiniz? Biz onları hiç fark etmedik. Onları gördüğüm zaman bu şekilde basketbol oyuncularını izleyemeyeceklerini anlatacağım. Siz artık gidin, bizim antrenmana başlamamız gerekiyor. Bros, kesinlikle onlarla konuşman lazım. Bu durumu sevmedim. Umarım kıyafetlerini de burada değiştirmiyorsundur. Dayana, sen ne diyorsun? Biz burada sadece antrenman ne yapıyoruz. Ne üstümüzü değiştirmesi? O zaman onları gördüğünüz zaman bir daha sizi bu şekilde izlememeleri gerektiğini iyice anlat. Galiba bu kızlar sizden hoşlanıyorlar. Evet, bence de. Tamam, olur. Ayrıca da onlardan uzak duracaksınız. Size iyi antrenmanlar. Arkadaşlar neden kızlar basketbolcuları izliyordu? Dayana, ben gerçekten hiç anlamadım. Ben de. Yalnızsın Dayana. Bence bu durum çok şüpheli görünüyor. Evet kızlar, kesinlikle Julie, Gigi ve Marussia konusunda dikkatli olmalısınız. Aa, böyle bir şey mümkün değil ki Layla. Smile sadece beni seviyor. Evet, Bros da sadece beni seviyor. Böyle kötü şeylerden bahsetmeyi bırakalım. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, duydun değil mi? Biz yani, fotoğraf evet. Çekerken kızlar bizi izliyormuş. Böyle bir şey nasıl oldu hiç anlamadım. Çok tuhaf bir durum. Bir an önce onlarla konuşmamız lazım. Evet, hadi gidelim. Ben eminim eğer Gigi fotoğraf çektiğimizi gördüyse yakında bunu bütün okula anlatacak. Gigi bunu herkese anlatırsa diğer erkekler öğrenir. Olamaz. Herkes duyacak ve bize gülecekler. Bizi izleyen kızlar kimdi? Gigi, Marussia. Evet, onlar. Hemen onları bulmamız lazım. Hadi. Hadi gidelim. İnanamıyorum. Smile'in kasları harika. Evet, Bros'un da öyle. Baksanıza ne kadar hoş. Hey, durun kızlar. Bana da gösterin. Ben de bakmak istiyorum. Hadi ama bana da gösterin. Hayır, olmaz Gigi. Sen de git fotoğraflara kendi telefonundan bak. Demek buradasınız. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar, kaslarınız ne kadar güçlü. Evet. Kaslarımız mı? Neden fotoğraf çekerken bizi gözetlediniz? Bizi gözetlemek için daha çok küçüksünüz. Evet, bir de fotoğraflarımızı çektiniz. Gigi. Beni dinle Gigi, çabuk buraya gel. Bana dokunmayın arkadaşlar, hemen kenara çekilin. Tamam Bros, hadi buradan gidelim. Onlarla kızlar tuvaletinde konuşmak istemiyorum. Tamam o zaman, dışarıda bekleyeyim. Fotoğraflarını çektiğimizi anlamışlar, bu çok kötü oldu. Merak etme, hemen fotoğrafları silelim. Ne, delirdin mi sen? Bu fotoğraflarla neler yapabiliriz düşünebiliyor musun? Bu fotoğrafları kesinlikle silmeyeceğiz. Gigi, ne diyorsun? Başımız basketbol oyuncularıyla belaya girer. Bence de onları silsek çok daha iyi olur. Hadi silelim. Hey Julie, dur biraz, sakın silme. Bu fotoğrafları kullanarak ne istersek yapabiliriz. Biraz düşünsene. Basketbol oyuncuları artık ne istersek onu yapacak. Gigi çok akıllısın. Şimdi ne yapıyoruz kuzlar? Julie, onları silme. Tamam. Sakın unutma, fotoğrafların yayılmasına izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Telefonlarınızı verin. Biliyor musunuz basketbol oyuncuları? Telefon herkesin bireysel eşyasıdır. İçinde bireysel bilgiler olabilir ve kimse kimsenin telefonunu alamaz. Peki bu ne anlama geliyor? Telefonları vermiyoruz. Telefon bireyseldir öyle mi? Peki insanları gözetlemek kötü bir şey değil mi? Verin şunları. Ne? Telefonlar mı? Bunlar ne yapıyorlar? Yapmayın. Yeter ama. Bizden uzak durun basketbolcular. Söylesene Cici, basketbol oyuncuları senden ne istiyor? Patrick tatlım, baksana basketbolcular telefonumu almaya çalışıyor. Söyleyin bakalım, neden kız arkadaşımın telefonunu almaya çalışıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar, basketbol oyuncuları sadece Cici'nin değil, bizim telefonlarımızı da almak istiyor. Anlamıyorum, ne oluyor? Basketbol oyuncular neden kızlara saldırıyor? Onları yakalamalıyız. Arkadaşlar onları yakalayın ve konuşun. Hey durun. Size şimdi her şeyi açıklayacağız. Bu onların hatasıydı. Ne diyorsunuz siz? Neden bu kızların hatası olsun? Anlatır mısınız? Kızlar size ne yapmış olabilir? Basketbolcular. Onlar melek gibi kızlar. Melek gibi mi? O zaman neden sizin melekler spor salonunda bizi gözetliyorlardı, söyler misiniz? Kızlar baksanıza, yine bir şey oluyor. Acaba ne oldu merak ettim. Gidip öğrenmemiz lazım. Bizi dinleyin amigo kızlar. Basketbol oyuncularınızı da alın ve buradan evet, uzaklaşın. Evet, basketbolcular kızlara saldırıyorlar. Ne? Ben şimdi size her şeyi anlatacağım. Diğer arkadaşlarımla birlikte 3. kata çıktığımda sizin kızları gördüm. Basketbolculara Nastya bakıyorlardı. Nastya, göstersenize. Baksanıza. Bu Gigi değil mi? Ortadaki Julie değil mi? Marussia nerede? İyi bak, çok net görünüyor. İşte sizin melek dediğiniz kızlar az önce bunu yapıyorlardı. Galiba size kızlar basketbolculara aşık. Onları koruyorsunuz. Kızlar basketbol oyuncularını gözetliyorlardı. Evet, Gigi, Julie, Marussia. Ne? Hayır, bu doğru değil. Evet, bunlar sizin değil mi evet, yani? Bunlar Julie, Gigi ve Marussia. O zaman bu sizin sorununuz.
gidelim arkadaşlar. Hey arkadaşlar. Kızlar, bizim basketbol oyuncularımızı bu şekilde gözetlemeniz hiç doğru değil. Sizi yine onların yanında görürsek başınız büyük belaya girer. Tamam kızlar, hadi buradan gidelim.